Açmadı ya la. Of! Arkadaş aradığında karşındakini zorla da olsa telefonu açtıracak bir aplikasyon yoksa ben nesi kime verdim buna para ya? Paramızla rezil oluyoruz arkadaş. Sade uyan lan! Şşş! Feride açmadı, kalk! Sade! Açmadı ya, bana mı açmadı arkadaş ya? Bak ben yine düşmüşüm, biriniz de beni kaldırmamış ha. Ya kaldırmıyorsunuz, var üstüme bir şey örtsenize. Nasıl üşümüşsem, halıya sarılmışım ya. Al, kafa da uyuşmuş. İlgilenin lan benim defterimle, bana iyi bakın! Murat! Kalk! Kalksana lan! Murat! Bağırmayın lan! Ana! Pısır buldum, püskürlüsü mü arıyorsun Ahmet Kural? Hayret bir şey ya. Niye açsın oğlum? Sen kızcağıza haber verme, sabaha kadar barlarda takıl. Ondan sonra zıbırana kadar iç. Sabah da aç. Ben bu koltukta uyuyordum. Buraya nasıl düştüm? Bu arada imkaz. Tabii. Kadının arana bir mesafe koyacak, sonra da o mesafeyi koruyacaksın kardeşim. Kadının elinde dikenli gül gibi olacaksın. Hem seni avucunda gidecek, hem de sıkamayacak. Gül ya, dikeni batmasın hesabı. Arkadaş, ben de kafam bu taraftaydı. Ben böyle nasıl düştüm lan? Ulan hadi Murat'ın az buçuk görmüş geçirmişliği var. Sen nereden biliyorsun lan böyle havalı lafları? 40 yıllık sap. 40 değil, 31. Bunca yıldır elimiz ayva toplamıyor. Az çok gözlem yapıyoruz. O yüzden doğru kadını bulduğum zaman perfect yapacağım 2. Bir de bu eve ayakkabıyla girmeyin al. Leş gibi olmuş. Ağzım yüzüm pislik doldu lan. Sabah sabah kavga etmeyin çocuklar. Evin bereketini kaçacaksınız. Sen de geldiğin zaman olduk Salih Efendi. Abdi İpekçi erkek öğrenci yurdu gibi ortam anasını satayım. Ev lan bura ev. Sevimli hayalet kesmir gibi dolaşıyorsun. Bu ne lan? Ben bu evi birileri içlikli çayda atsın hayaliyle tutmadım. Bu ne? Yok öyle değil Ahmetciğim. Çok sıkıntılarım var ya. Bir haftada ne yapacağımı şaşırdım ya. Hayatımda hep bir şeyler eksik gibi. Çok mutsuzum. 200 dolardan bahsedeceksen durumları biliyorsun abi. Yok yok, o da değilmiş meğer ya. Davay, davay. Şimdi tabii siz dün akşam erkenden sızınca yukarısı çok kalabalık olduğu için ben de sizin yatış yerlerinizle ufak oynamalar yaptım. Ama merak etmeyin, edep yerlerinizi kapattım. Sen bunu nasıl giydin? Nasıl bir... Ne karnın ağrım var lan senin? Ya Muratcığım, vallahi bir sıkıntım var ya. Üzerime geldi sanki bir öküz, oturdu kalkmak bilmiyor, ağırlık yapıyor. Salih abi, sen niye 3 çay getirdin abi? Hayır yani, bana getirmediğini anlıyorum da yine de kendi çayını içip geldiğini tevekkülle ummak istiyorum şu an. He Sadi, sana getirmedim. Ama vallahi gıcıklık yapmak için değil. İçimden gıcıklık yapmak bile gelmiyor. Sen işe geç kaldın ya ondan. Bak. Seni adam yerine koymadığım için çay getirmedim demiyor da iş diyor, geç kaldın diyor. İş dediği de markete. Sanki sabah vardiyam olduğunu biliyor da sanki saat 7'yi 5 geçiyormuş gibi şu an tanıdık. Bak böyle belirmelir. Bir tane çiçek alacaksın, hastanenin önüne gideceksin, diyeceksin ki aşkım özür dilerim, bir bakıydım ama bir daha yaparsam Allah belanı versin. Oğlum bunlar senin uzmanlık kararın ya. Değil mi? O zaman ben gideyim ya. Salih abi seni bırakayım yoksa sen benim evimde, kendi evimde gibi rahatına bakar mısın? Tabii, sen git işine bak. Tabii. Salih abiniz depresyona girmiş, hiçbiriniz umursamayın. Lan ben piknik tip neşeli bir adamdım lan. Depresyona nasıl girilir ben bilmiyorum ki. Ne yapayım şimdi ben? Gideyim buzdolabından bir kova dondurma alayım, oturayım onu mu yiyeyim? DVD aşk filmine koyup onu mu seyredeyim? Bu yaştan sonra ben Acid Jones mu seyredeyim lan ben? Hadi lan, hadi Murat, hadi. Hadi sen ne yaptın kendine böyle? Aç şu suratını falan, nefes alamıyorsun, yürü. Gidin siz, gidin. Bırakın Salih abinizi depresyonda. Lan alıştınız tabii Salih abinizi sürekli neşe saçan, şişman, sempatik, sorunları çözüm bulan haline. Azıcık buhranlı görünce bırakıp gidin tabii ki Salih abinizi. Lan soytarının kaderiymiş yala, tek başına acı çekmek, ağlamak, yalnızlık. Benim acilen ortamımı değiştirmem lazım. Ahmet, kardeşim sen bu arabayı kiraladın mı yoksa satın mı aldın la? Doğru söyle. Allah aldım la. Varlık içinde yokluk çekmekte yeminin videolu karşılıyorsun yala. Sen şimdi bana yemek ısmarlatıyorsun, biriktirdiğin paralarla gidip araba mı alıyorsun Ahmet? Hadi lan hadi, gecikmeyelim hadi. Şişt. Kardeşim, bu iş bu defa olacak galiba la. Vallahi olacak galiba. Ya bilmiyorum artık ben de Cemcir ya. İnsan işte kardeşim, başarısızlığa alışırsa, yani bir alışkanlık haline getirirse başarısızlık işini, bu kötü bir şey değil mi? Ya velev ki diyorum kanal, arkadaşım biz bu diziyi beğenmedik, satın almıyoruz, gidin bunu çöpe atın dese, şaşırır mısın, şaşırmaz mısın lan?
Şaşırmam. Şaşırmamız lazım işte Ahmet. Hayretlere düşmemiz lazım kardeşim. Demek ki doğrusu bu evde. Ama bu iş kesinlikle olacak, nokta net. Bak da gör. Olacak tabii lan. Eli mahkum, hadi. Yalnız kardeşim, araba çok güzelmiş ha. Hayırlı uğurlu olsun, tak gibi maşallah. Sen şuraya bir tane şey yazsan olur ne olmaz. Küçük boy Kur'an. Bir de güneşliklere kardeşim dualar asıyoruz. Bak buraya, karınca duası. Buraya, pazar duası. A5. Tamam, hadi. Hadi lan, hadi lan. İlk olarak hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Gerçekten başarılı. Yani deyim yerindeyse harika bir iş çıkmış. Ciddi mi lan bu? Bence ciddi. Akışı, aksiyonu, gerilimi, komedisi tam kıvamında. Beğenmişler o zaman. En çok kim beğenmişler? Yüzümüze ne söylemediler, bize niye söylemediler? Kendi sizsiz görüşmek istedi. He, yüzümüze söylemek istemediler. Demek ki beğendiklerini. Gımbırlar. Sizin suratınız niye asık peki? Ayıptır sorması. Ama tabii birkaç önerimiz olacak. Abi. Nedir o? Birkaçsa önemli değil bence. Arkadaş bu ne ya? Çiçeklik böcek olduk. Birkaç ne lan? Evet, birkaç. Sade sivilcelerini yok etsin. Dik durmayı öğrensin. Hazır başlamışken misyon kursuna gitsin. O su dökme hareketi var ya, süper o. Artırılabilir. Aleskla, su dökme. Bol su. Bol su. Murat dişlerini yaptırsın. Yani estetik de olsa iyi olur ama vakit yok. Bu arada vakit olsa Murat'ı değiştirin diyeceğim ama. He. Ben seni geliyor, tamam usutma ya. Başka? Ahmet çok iyi. Daha gazi olsun. Yaralanmış olabilir mesela. Ne bileyim, takma kol, takma bacak. Duygulara da çalışalım. Ya da hiç olmadı, kafayı sıyırmış komiser yapalım onu. Kafa gitmiş, gitmiş kafa. Anladım. Bu arama da biliyorsunuz ama yine de siz bilirsiniz. Alo Fethi abi, bizim bir durum var şimdi burada abi. Kaset işi bizim yapmış. Alo. Alo. Kumanda lan bu. Arat, biliyorsunuz bana. Ecevit çok iyi. Hiç değiştirmeyelim. Aa. İnsanların kendinden hissedebileceği kadar samimi, sıcak, içten. Tombul ve güzel olmuş. Çok iyi. Tombul. Ben de tombul severim, evet. Ama adada kalırken deniz suyu falan yarasın ona biraz ya. Derisi parlasın. Kilo versin açlıktan. Bol bol güneşlensin. Deniz tarağı yesin. İyidir o, iyi gelir. Güzel olsun gitgide. Anladınız mı? Aha. Ama çok beğendim. Gerçekten beğendim. Tavsiyelerimiz bunlar. Ne diyorsunuz? Bir haftaya gelir mi yeni kaset? Gelir. Dedik. Bağırmayın hemen bir ya. Hakkıyı duyduğunuz işte oğlum. Aklınıza yatanları yaparız diyor. Kanal da önerecek tabii. İyi de o kadar çektik abi. Şimdi işin yoksa bir daha çek. Daha yayınlanacak da. Oo, kim bilir parasını ne zaman alacağız. Senin işin var tabii Sadi. Ben canım işi de bıraktım. Annem gebertecek şimdi beni. Ben eve gitmesem mi acaba? Tabii tabii. İşim var ya benim markette. Tamam şey yapmayın ya. Ahmet sen de bir şey söylesene oğlum. O kadar dizi yaptım diyorsun. Havanı atmaya geldin mi birebir. Olur böyle şeyler desene oğlum. Genç dimağların heyecanlarını alsana oğlum. Ya eleştiriler o kadar da kötü değil bence. Bir hafta yapılmayacak bir şey yok. Yani. Tabii canım, sana bir şey demediler ne de olsa. Dik durmuyormuşum. Samsun suyu içmiş adamım Ahmet ben. Başımız dik, alnımız aktır bizim. Tamam, sadece şey yapma, gerek yok. La oğlum bir rahat ol la. Benim için de mesela vaktiniz olursa Muratcığım yeri değiştireyim dedi. Nedir yani? Yavşak. Ben bir şey diyor muyum Sadi? Tamam Murat, şey yapma ya, gerek yok. Arabaya da vurma bir daha. O teker var ya birkaç senin, cansız, terbiyesiz herif. Canımdan can gitti be. Ayıp Sadi. O kadar üzülme ya. Benim için de çirkin, derisi kalın, şişko dedi. Demedi mi yoksa? Dedi sandım da ben. Evet, öyle bir şey dedi. Üslup çok yanlıştı bence. Hadi ben kaçtım. Ahmet ne diyeceğim bak. Ne diyor oğlum, bir işek la. Ya oğlum ben bir eve gideyim, üstümü başımı değiştireyim. Feride arayacak, işi bitince atraksiyon olur. Akşam güzel bir yere gideriz, şık giyineyim oğlum. Biraz da abinize saygı gösterin ya. Özel hayatım diye bir şey var benim. Ha? Yarın işte görüşeceğiz zaten. Hadi baş baş. Dikkat edin, tank ayağınızı ezmesin. Allah. Sade ne diyeceğim bak. İçecek mi lan? Yok abi, markete gideyim. Benim işim var ya. Ben bizim müdürü dövmüş olabilirim. Tabii dizi başladı diye gaza geldim.
bakayım gerçekten dövmüş müyüm yoksa hayal mi diye. Muhtemelen dövdüm de işte. Fakirin ekmeği umut. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Sadi. Ece ne diyeceğim bak. O zaman görüşürüz. Tamam. Sen de çok kafaya takıyorsun ya. Yapma böyle. Olur böyle şeyler. Tamam. Oldu o zaman araşırız. İçme durumu falan olursa. Serpil. Ben Serpil'i unuttum ya. Fıtı fıtı fıtı. Göremiyorum ama. Yok öyle. Tatma elimi çek. Göremiyorum ben. O şekilde. Bunlar yine bensiz eğlenmişler. Arayayım mı usta? Bitti mi çekim ya? Ahmet. Bitti mi çekim? Yok bitmemiş. Ya bunlar bizsiz niye bir şey yapamıyor ya? Ha? Bana bak, siz dün gece benden habersiz takıldınız mı beraber? Yok, evdeydim. Anam, tutulmuş yala. Hayır yani, benden habersiz takıldıysanız. Yok be oğlum. Ben geldiğimde ikiniz de uyuyordunuz. Ben de siz bir şey yapmışsınızdır diye düşündüm ama yapmadınız mı? Yok ya. Benim dün akşam işim yoktu. İşim de yoktu. Böyle uykusuz kalmışım demek ki ya, yorgunum. Ben de evdeydim işte ya. Halk oyunu oynadım. Tabii muhabbet dışı olacak biraz sadeciğim ama halk oyunları öyle çayda çıra gibi olmuyormuş ya. Yani bazılarının kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Yazık ulan, anamız babamız bacımız izliyor, ayıptır. Vallahi kafam da uyuşmamış ama hiçbir şey anlamadım Ahmet. Saf alkol kokuyor la bu adam. Dün gece kiminleydi acaba? Murat kalksana. Bitti mi çekim? Midem nasıl ekşimiş ya. Keşke ekmeysek. Keşke. Fıtı fıtı fıtı. Hakkı Hoca Ahmet'le Sadi gelsin dedi. Sahne 30 çekilecekmiş. Sahne 30. İyi ki benim sahnem yok şu anda ya. Dün akşam bayağı içmişiz. Uf, kafam çok fena gerçekten. Şöyle geçebilir miyim ya? Çok fenayım çünkü. Ne eğlendik ama biliyor musun? Çok acayip. Aa, kafam güzel ya hala. Ondan böyle şaşırdım ne yapacağım. Tabii tabii. Bir berrak tüzün ataç, iki bu. Yapıyoruz öyle taşkınlıklar işte ya. Kuymak da olur ya. Ha? Abi. Fıtı 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 fıtı. Rüyamda köyde taşlık yedim la rüyamda. Soğuk değil mi? Buz, buz. Ece, Sadi ile sen de sıra hadi. Otoka benim mi kız? Ha, masada gördüm. Saygısız insan bir izin ister. Allah Allah ya, sen tapulama mı? Bana bak. Aynı kulisi paylaşıyoruz diye hepimiz tutarız anlamına gelmiyor bu. Birazcık saygı. Fazla bir şey değil. Cemce ne yapıyorsun lan? Nasılsın bugün inşallah? Sorma ya. Akşam içkiyi fazla kaçırmışız. Yorgun. Ha. Kimleydin akşam? Kimseyle değil, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, tek başımaydım. Kardeşim, benimle her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Tabii tabii. Ahmetciğim, müsaadenle şu ezberimi bitireyim. Hadi kardeşim, izin ver, hadi. Sen şimdi ısrarla bana anlatmıyorsun ne yaptığını ama ben dün gece senin ne yaptığını biliyorum. Hadi ya. Rüstem abim anlattı. Ha, Rüstem abi de biliyor yani. Bizim haberimiz yok. La oğlum, anlatılacak bir şey değil ya. Normal bir geceydi işte. Kardeşim, yanlış yapıyorsun. Baksana kardeş tavsiyesi. La oğlum, yolda karşıma çıktı, çağırdı. Hayır mı deseydim? Bir bildiğimiz var ki susuyoruz. Bazen hayır demesini bileceksin Cemcir. Hayır demen gerekir. Abartılacak bir şey yoktu kardeşim. O kadar uzun boylu değil. Zaten ben çok çabuk içtiğim için kafam güzel olmuş demek ki. Olayımız bir saatte bitti. Kaçtım gittim. Yazıklar olsun sana. Olmasın kardeşim, olmasın. Bir de gururla anlatıyor. Gururdan değil de işte. Allah'tan onun önünde aramadım ha. Otelde aradım sonra. Rüstem abi sana bu kısmından mı bahsetti? Niye ağladın lan? Ezildim kardeşim. Resmen ezildim noktan net. Bir ara bir üste çıkayım dedim. İşte o ara kündeye getirdi beni. Düşün bak, ben sanırken o beni kündeye getirebiliyor. Sonra üstüme çıktı, sağlı sollu tokatladı aga. Ne diyorsun lan? Ben de işte onları anlattım oğlum Rüstem abiye. Oğlum benim adımlarım büyük zannediyordum ben. En öndeyim zannediyordum. Meğerse nefesim kesilmiş ya. Geride kalmışım. Millet motor taktırmış maşallah, takır takır gidiyor. Kardeşim sen ne... Ayıp. Lan ne ayıbı.
Anlat dediğini de anlattım ya kardeşim. Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Allah'tan o da benimle geldi. Yoksa kukuman kuşu gibi ayazda kalacaktı. Ya sus. Allah belanı vermesin. Sus. Ondan sonra işte ağladım kardeşim. Sinirden. Olay bu. Yalnız bu söylediğim her şey aramızda kalsın. Off the record yani. You know off the record? Yeah, I know. You know? Yeah, I got it. You got it? Yeah. Yeah. Is it magical? Murat'cığım, Sade ile senin sahnen. Sahnemiz çok güzel olmuş. Hakkı hocam dedi ki bugüne kadar çektiğimiz en iyi sahneydi. Şunu al kardeşim. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne ayaksın ya? Hı? Ne ayaksın sen? Vallahi ben bir şey yapmadım. Kes! Sende star elektriği yok. İnsan sorar öğrenir. Kenarım. Don't hate the player. Hate the game. Kes. Tamam mı? Bitti mi? Bitti. Bu sefer kesin bitti. Arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık. En iyi dost paydos. Vedat. Kasetleri, timecode'ları, reji notlarını toparla. Kurguya gideceğiz. Bir güzel keseceğiz, biçeceğiz. Oldu mu? Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Akkı'cığım. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Abiler benim acele bir işim var kaçtım ben. Hadi bırakayım onu. Bırak lan. Ben taksiye atlar giderim. Hadi eyvallah. Ahmet. Murat. Az evvel bu taksi mi dedi lan? He vallahi. Parayı nereden buluyorsa artık. Hadi bırakayım seni gel. Sen eve mi? He. Feride'ciğimin bana sürprizi var. Yok ben gelmeyeyim ya. Çekim bitti zaten. Otele gideceğim şimdi sıkılacağım. Ben bir kadeh içeyim ya. Ece. Hı. Seni bırakayım. Falan yok ya bekleme sen. Saat gelecek birazdan. Ben de gitmeyeyim o zaman ya. Kalayım burada. Yalnız bırakmayayım sizi. Bekleyeyim ben de. Yok be oğlum. Sen git. Yenge bekler. Biz bekleriz. Hı. Bekler. Bekler. Hadi o zaman şey yapalım. Yolun başına çıkalım biz ya. Tamam. Yalnız gittiğiniz yol yol değil kardeşim. Ne? Ne? Şurada bir yol var. Oradan gidersiniz. Çay kahve bulursunuz kendinize. Hesaplı. Allah'ım! Feride'm iyileştin mi Feride'm? Mübaşir Bey bir şey söyleyin. Saçınız çok tatlıymış. Doktor Hanım kurban olayım bir şey söyleyin. Doktor Hanım'ın durumu iyi. Yalnız siz biraz daha polis gelene kadar burada kalacaksınız Ahmet Bey. Kadına karşı şiddet çok ciddi bir insanlık suçudur. İnsanlığıma sıçayım hanımefendi. Polisi çağırın alsın beni kurban olayım abi. Allah'ım nasıl yaptım ben bunu nasıl yaptım Allah'ım. Ahmet, kardeşim nasıl oldu? Feride nasıl? Bilmiyorum Murat, bilmiyorum. Görüştürmüyorlar kardeşini. Bırak kurban olayım. Nasıl oldu oğlum bu olay? Damran komram vardı, zarfı gördüm. Dipçikledim kadını Murat, dipçikledim. Ne diyorsun lan? Feride! Feride! Feride nasıl? Kana ihtiyaç var mı? Kanım var benim. Siz nasıl buluşup geldiniz lan? Saçınız ıslak. Ne buluşması oğlum? Otelden geldim ben buraya ya. Ben haber vermedim ama bu kıza. Bana da kuşlar söyledi. Nasıl kuşsa o? Nerede oğlum şu an işe? Doktor. Doktor hanım şikayetçi olmadı. Şansınız varmış. Bırakabilirsiniz. Yalnız bir daha böyle bir şey yaptığını duyarsam... Geçmiş olsun.
Sen kızcağızı kendi hastanesine niye götürmüyorsun oğlum? Ben düşünemiyorum değil mi onu oğlum? İstemiyor kız ya. Kendi hastanesinde dayak yemiş şekilde görünmeyeyim dedi. Peki dedim. Ne dayağı? Dayak değil, dayak değil. Dipçik lan, dipçik. Beni değil, beni değil. Kime patates etmişler? Feride'yi patates etmişler. Ha iyi o zaman. Dipçik 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 demiş. Lan! Yengeme ne oldu lan? Yengeme ne oldu lan? Yengeme ne oldu lan? İyi misiniz abiler? Yetiştin mi? Havar! Komşular havar! Sadi'mi patates etmişler havar! Sadi ne yaptın lan? Manyak mısın oğlum? Bir sene eksiktin. Sürgülemiştir. Yok yok, bende bir şey yok ya. Ben iyiyim. Yenge nasıl? Ha o zaman ben gideyim de bir çöre dedim gelelim ya. Niye ne yaptın lan? Çocuklar, sakin olun. Telaşlanacak hiçbir şey yok. Ben hekimlerle konuştum. Feride'nin sadece burnu kırılmış. Şikayetçi de olmayacak. Ahmet'i salacaklar, tamam. Ben çıkış işlemlerini yapayım. Hadi görüşürüz. Bunu da alabilirsiniz yani. O ne lan? O şey değil ya. Alayım ben onu. Pislik. M60 Amerikan piyade tüfeği Vietnam'da kullanıldı. Etkili menzil 1100. Azami menzil 3725. Bizi mi vuracaksın lan? Sadi sen bunları nereden biliyorsun? Nereden bileceğim ya? Attım. Boya mı o ne o boya mı? Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye böyle geliyorsun ya? O boya ne ya? Boş ver abi ya. Ben lavaboya gidiyorum. Görüşürüz. Bu gizli kapaklı mevzularını sonra görüşeceğiz Cemcir. Ney? Ney? Arkadaşlar, ben iyiyim. Ameliyata da gerek yok. Ama şimdi gitmenizi istiyorum. Feriden, Feriden. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya o zaman ben... Ahmet? Sen nereye? Kızdın ya. Kızmadın mı? Daha kızı kurtaramadın Ahmet. Oo. Operasyon bitmeden gitmek yok. Senin Allah'ına kurban lan. Feride, sana hemşire kıyafeti alalım mı? Ha? Hemşire kıyafeti diyorum bak, çok yakışır sana. Ha? Ne istersen alırım. Ha? Ahmet ya. Tamam. Parmağını bir kere ağzına götür o zaman. Şimdi bir kere sus işareti yap. Ne olur hadi sus işareti yap. Ne olur sus. Sustum. Geç içeri geliyorum. Gir içeri sen geliyorum. Gidiyor mu eve mi geçiyorsun? Ha? Evet. Ha eve gidiyorum. Hadi, hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz o zaman ben şey yaparım. Tamam. Şey yaparız sizlere. Salih abi. He. Abi dağılmadan şu konuşmamızı bitirsek.